Merhabalar, 9. sınıf kimya dersi 2. dönem 1. yazılı hazırlığı yapacağız birlikte. Videoya geçmeden önce kanala abone olup videoyu da beğenerek destek olursanız çok sevinirim. Kanala abone olursanız bize çok destek olmuş olursunuz. Siz ise 9. sınıfın diğer dersleriyle ilgili yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Evet, örnek bir yazılımız var. Yazılı kağıdımız üzerinden çalışmamızı yapacağız. İlk sorumuza başlayalım. Evet, Lewis yapısında ortaklaşa kullanılan elektron çiftlerine biz ne diyoruz? Bağlayıcı elektron çifti diyoruz. Bağlayıcı elektron çifti. Bağ oluşumuna katılmayan elektron çiftlerine ise odaklanmamış elektron çifti diyoruz. Odaklanmamış Elektron çifti. Evet ikinci sorumuza bakalım. Aynı atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağ biz ne deriz? Apolar kovalent bağ. Farklı atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağ ise biz polar kovalent bağ adı verilir. Evet ne diyoruz? Aynı atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağ apolar kovalent bağdır. Farklı atomlar arasında gerçekleşen kovalent bağ ise polar kovalent bağdır. Şimdi üçüncü sorumuza bakıyoruz. Ametal ametal atomlar arasında iki veya daha fazla elektronun ortaklaşa kullanılması ile ne oluşur? Kovalent bağ oluşur. Molekülde ne yoksa molekül apolardır. Eğer ki molekülde pol polar kovalent bağ yoksa molekül apolardır. Evet, 5'e bakalım. Merkez atomun üstünde ortaklanmamış elektron çifti varsa molekül polar. Odaklanmamış elektron çifti yoksa molekül apolar olur. Su molekülünde polar kovalent bağ vardır. Elektron yoğunluğunun fazla olduğu oksijen tarafı kalıcı nedir? Negatif yükle yüklenir. Elektron yoğunluğunun daha az olduğu hidrojen tarafı da kalıcı pozitif yükle yüklenir. Buraya bir tekrar edelim. Evet, su molekülünde polar kovalent bağ vardır dedik. Elektron yoğunluğunun fazla olduğu oksijen tarafı kalıcı negatif, elektron yoğunluğunun daha az olduğu hidrojen tarafı da kalıcı pozitif yükle yüklenir. Evet, elektronların oluşturduğu elektron denizi ile ee, ne denir? nokta nokta metal iyonlar arasındaki elektrostatik çekime ne denir? pozitif metal iyonları arasındaki elektrostatik çekime biz metalik bağ deriz. Evet. Genel olarak nokta nokta atomların iyonlaşma enerjisi düşüktür. Arkadaşlar metal atomlarının iyonlaşma enerjisi düşüktür. Evet kimyasal bağlar oluştuğunda veya koptuğunda yeni ne meydana geldiği için maddenin kimliği değişir. Yeni kimyasal türler meydana geldiği için maddenin kimliği değişir. Güçlü etkileşimleri yenmek için en az nokta nokta enerji gerekir. E nedir? En az 40 mol enerji gerekmektedir. Kimyasal türler arasında oluşan etkileşimlerde enerji değişimi 40 molden az ise ne oluşur? Zayıf etkileşim oluşur. Evet. Zayıf etkileşimler nokta nokta etkileşimleri ve nokta nokta şeklinde iki başlık altında ifade edilir. Biz bunlara van der Waals ve hidrojen bağı diyoruz. Van der Waals ve hidrojen bağı şeklinde iki başlık altında ifade edilir. Evet geldik 13'e. Flor, oksijen ve azot atomlarına hidrojen atomunun bağlanmasıyla oluşan moleküller arasındaki zayıf etkileşimlerinin en güçlüsüne biz hidrojen bağı diyoruz. Az önce zaten zayıf etkileşiminin iki başlık altında toplandan bahsetmiştik. Şimdi hidrojen bağın e, ne olduk? Zayıf etkileşiminin en güçlüsü olduğunu öğrenmiş olduk. Evet, apolar moleküller veya soy gaz atomları arasında oluşan zayıf etkileşimlerin en güçsüz olan ise London kuvvetleri diyoruz. gerçekleştiğinde maddenin kimlik yapısını değiştirmeyen ve formülle ifade edilecek yeni madde oluşturmayan değişime biz ne değişim deniriz? Fiziksel değişim deriz. İyonik özellikteki maddenin polar yapılı madde içerisinde çözünmesi sırasında nokta nokta etkileşimi oluşur demişiz. İyon ve dipol etkileşim oluşur. Merkez atomu üzerinde bağ yapmamış elektron bulunduran moleküllere biz polar molekülleriz. Fiziksel ve, ki ve kimyasal değişimlerde ısı alınıyorsa nokta nokta değişimdir. Isı alınıyorsa bu endotermik değişimdir. Isı veriliyorsa egzotermik değişimdir. Tamam Evet ne dedik? Fiziksel ve kimyasal değişimlerde eğer ısı alınıyorsa bu endotermiktir. Isı ve ısı veriliyorsa egzotermik değişim denir. 19. İki polar molekül arasında meydana gelen zayıf etkileşim türüne ise dipol dipol etkileşim adı verilmektedir. Ve son sorumuz kimyasal türler arasında meydana gelen etkileşimlerde gerçekleşen enerji değişimi genelde 40 molden az olduğunda zayıf etkileşim olur. Sanırım dördüncü kez kullanıyoruz artık. Zayıf etkileşim. Evet hepinizin sınavında şimdiden başarılar dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.